Hatay ve Kahramanmaraş dışında kalan diğer illerde arama kurtarma çalışmaları ne yazık ki sona erdi. Enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Ancak enkaz kaldırma çalışmaları ile birlikte yeni bir risk, yeni bir problem var. O da asbest tehlikesi. Peki bu tehlikeye karşı nasıl mücadele edeceğiz? Bu sorunun yanıtına bakmamız gerekiyor. A Haber ekibinden Mehmet Sabri Uğurbaş notlarıyla karşımızda olacak. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından kentlerde arama kurtarma çalışmaları büyük oranda tamamlandı ve arama kurtarmanın tamamlandığı alanlarda enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Şu anda da depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tayız ve Kahramanmaraş'ta da enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor ve enkazlar sürekli olarak bu şekilde itfaiye ekiplerince sulanıyor. Bunun sebebi de özellikle enkazların içerisinde havaya karışma ihtimali bulunan ve hastalıklara sebebiyet verebilecek asbest gibi tehlikeli maddeler. Asbest yalıtımlarda, ısıya dayanıklı malzemelerde kullanılan bir mineral ve bu şekilde yıkıma uğradığında havaya karışabiliyor. Havaya karışması nedeniyle de özellikle solunum yoluyla akciğere zarar verebilme potansiyeline sahip bir madde. İşte bu maddenin yayılımını en aza indirmek amacıyla ekipler enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığı alanlarda bu şekilde sulama çalışması gerçekleştiriyor ki tozla birlikte bu zararlı maddeler havaya yayılmasın. Yalnızca asbest değil, asbestle birlikte kurşun, civa ve küf mantarı gibi tehlikeli maddeler de olabiliyor. Bunun yanı sıra seyyar tuvalet ve malum sokakta bir yaşam var artık. Özellikle ekipler geceyi neredeyse sokakta geçiriyor. Dolayısıyla hijyen koşulları da zaman zaman uygun olmayabiliyor. Bunlara karşı dikkat etme tavsiyesinde bulunuyor uzmanlar. Şunu da ifade edelim. Bu maddelerden kaynaklanan sağlık risklerine karşı vatandaşların, özellikle enkaz alanlarının yakınlarında bulunanların, enkaz kaldırma çalışmaları yakınlarında bulunanların dikkatli olmaları isteniyor. Bir yandan tabii enkaz kaldırma yapılıyor ama daha sonrasında da mevcut hasarlı binaların yıkımı da gerçekleşecek. Şu an bulunduğumuz caddede örneğin, kameraman arkadaşım Gökhan Arıkan ekrana getiriyor şimdi. Örneğin bu binada bakın, duvarların neredeyse tamamı çatlamış, hatta yarık diyebileceğimiz büyüklükte çatlaklar. Bazı duvarlar tamamen çökmüş. Hemen çevresindeki binalara baktığımızda da benzer hasarları görebiliyoruz. Dolayısıyla böylesine binalar da daha sonra yıkılacak. Örneğin şu an ekrana yavaş yavaş yansıyor. Bakın yine 4 apartman var yan yana. 4'ünde de benzer hasarlar, benzer yıkımlar söz konusu o büyük depremlerin ardından. İşte bu yıkımlarla birlikte oluşacak moloz ve hafriyatları ile birlikte enkaz kaldırma çalışmaları sırasında binaların yapımında kullanılan o yalıtım malzemelerinin içerisindeki asbest maddesinin havaya karışması mümkün olabiliyor. Bununla birlikte kurşun, civa ve küf mantarı gibi yine zararlı, solunum yoluyla alındığında sağlık problemlerine yol açma ihtimali olan çeşitli mineral ve maddeler de söz konusu olabiliyor. İşte bunların önüne geçebilmek adına buradan şu pencereden baktığımızda biraz daha net görebiliyoruz. Bakın o noktada, tam da ekibin çalıştığı noktaya ekipler tarafından su püskürtülüyor ki tozla birlikte o yabancı, o zararlı maddeler havaya karışmasın. İşte bu noktada ekiplere de maske takmaları tavsiye ediliyor ki bazı noktalarda ekipler de maske takmaya başladı çalışma yaparken. Diğer yandan bakın bu noktada da iki farklı çalışma görüyoruz. Vinçler ve iş makineleri yine çalışma gerçekleştiriyor. Hemen arka tarafta yine görüyorum birkaç iş makinesini. Bazı alanlarda ara verilmiş durumda. Dolayısıyla enkaz kaldırma çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediyor ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında tozla birlikte binaların
yalıtım malzemelerinde ve ısıya dayanıklı olması gereken bölümleri başta olmak üzere birçok noktasında aslında çatılarında dahi kullanılan bir madde asbest. Asbestin enkazla birlikte o çalışmalarda havaya karışmaması için ekiplere yapılan uyarılar arasında hem suyla ıslatma var ki ekipler bunu sıklıkla yapıyor. Bir diğeri maskeyle çalışma, onu solumamak, aslında o tozu solumamak gerektiği yönünde. Biz de uzmanların bu uyarılarını hatırlatmış olalım. Sözü tekrar merkeze bırakalım.